Sevgili halkımız, çok değerli arkadaşlarım, sevgili canlar. Bugün itibariyle Halkların Demokratik Partisi kriz masası olarak hazırlamış olduğumuz çağrılarımızı ve önerilerimizi hem sizlere hem hükümete yapmak üzere karşınızdayız. Hükümete üç alanda çağrı yapmak isteriz. Hukuk alanında, sağlık alanında ve ekonomi alanında yapacağımız çağrıların hükümet tarafından dikkate alınması ve bunun elzem olarak hayata geçirilmesi elbette ki çok önemli. Özellikle halkımıza yapacağımız çağrımızda önümüzdeki günlerde yaşanacak olan salgının daha ileri boyutlara taşınmasının en asgari düzeye gitmesinde faydalı olacağına olan inancımızı özellikle belirtmek isterim. Hükümete sağlık alanında özellikle şunları ifade etmek isteriz. Evet Sağlık alanına dair koronavirüsle ilgili toplum şeffaf ve sağlıklı bir şekilde mutlaka bilgilendirilmelidir. Evet, şehir hastaneleri özellikle yeni yerlerine taşındıktan sonra eski hastaneler karantina merkezleri olarak mutlaka yeniden dizayn edilmelidir. Bütün yurttaşların koronavirüs test kitlerine erişimi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. İlaç ve tıbbi ürünler babaşta olmak üzere risk grupları ve 50 yaş üstündeki yurttaşlar, sığınmacılar ve mülteciler aile hekimlikleri tarafından mutlaka bu insanlara ilaçlar ve tıbbi malzemeler ücretsiz olarak ulaştırılmalıdır. Devlet kurumlarını ve belediyelerin elindeki sosyal tesisler Karantina merkezleri olarak yeniden dizayn edilmelidir. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz ve nitelikli, nitelikli verilmelidir. Muayene ücreti, ilaç bedeli ve hastalar hastaneye gittikleri zaman yapılan muayeneler mutlaka ücretsiz olmalıdır ve bu hastalardan katkı payı kesinlikle alınmamalıdır. Hukuk alanında hükümete yapacağımız çağrılarsa şu şekildedir. Cezaevlerinde hasta, yaşlı ile çocuklu kadın tutuklular acilen tahliye edilmelidir. Tutukluların aileleri ile telefon görüşmesi mutlaka sıklıkla gerçekleştirilmelidir. Havalandırma hakları tüm gün boyunca sürecek şekilde mutlaka sağlanmalıdır ve bütün cezaevlerinde Maske ve hijyen malzemeleri ücretsiz bir şekilde dağıtılmalıdır. Tutukluların avukatlarıyla görüşme hakkı da sıklıkla gerçekleştirilmelidir. Sağlık taramaları düzenli bir şekilde mutlaka gerçekleştirilmelidir. İlk etapta yaşlı, hasta ve çocuklu kadın tutsakların tahliye edilmesiyle birlikte aslında tüm cezaevleri tamamen boşaltılmalı ve cezaevleri birer karantina merkezi haline getirilmelidir. Ekonomi alanına ilişkin önerilerimiz ve görüşlerimiz özellikle işten çıkarmalar mutlaka bu süreçte yasaklanmalıdır. Yüksek risk gruplarındaki hastalık belirtisi olanlar ve kronik hastalığı olanlar ama aynı zamanda 50 yaş üzerindeki çalışanlara ücretsiz izin verilmelidir. Okulların tatil edilmesiyle birlikte kamu ve özel sektörde çalışan ebeveynlerin mutlaka bir tanesine ücretsiz izin verilmelidir. Bütün işsizlere işsizlik sigortası fonundan şartsız aylık ödeme yapılmalıdır. Doğalgaz, su, elektrik ve internet faturalarını tahsilatı özellikle salgın süresince mutlaka durdurulmalıdır. Kira ödemeleri salgın süresince mutlaka durdurulmalıdır. Bankalara olan bütün bireysel kredi ödemeleri faizsiz gerçekleşmeli ve ertelenmelidir. Kobilere sıfır faizli uzun vadeli kredi verilmelidir. Yine kobilerin vergi ödemeleri mutlaka ertelenmelidir. Evet, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrı yapmak isterim. Bu rutin yasaların mutlaka bir şekilde bir kenara bırakılması, rutin gündemini askıya alması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sadece koronavirüs gündemli toplanması acil ve elzem olarak önümüzde durmaktadır. HDP olarak her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Meclis tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Gelin bir hafta içerisinde biraz önce saydığım sağlık, ekonomik ve ekonomi ve e, hukuk alanındaki düzenlemeleri bir hafta içerisinde yasalaştıralım ve önümüzdeki günlerde bu mücadelenin üzerinden ve üstünden geçelim diyorum. Ekonomik ve Sosyal Konsey sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerinin katılımı sağlanarak mutlaka acil olarak sağlanmalıdır diyoruz halkımıza çağrı yapmak istiyorum. Zorunlu olmadığını sürece lütfen evlerinizden çıkmayın. Bu sürecin ne kadar süreceğini gerçekten bilmiyoruz ve halkımıza şu çağrıyı da yapmak istiyoruz. Kuru gıda teminini mutlaka gerçekleştiriniz. HDP olarak her türlü sorumluluğu almaya hazırız demiştik. Bir kez daha şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Halkların Demokratik Partisinden her bir bireyin yine gençlik meclislerimizden her bir arkadaşımızın nerede bir yoksul varsa, nerede bir yaşlı varsa, nerede bir hasta varsa onların yardımına koşmak ve onlara yardım ulaştırmak bizlerin birincil görevi olmalıdır. İktidar tedbir almakta gecikmiştir değerli halkımız. Hala ciddi bir önlem ve eylem planı ne yazık ki hükümet tarafından açıklanmamıştır ve bir eylem planı yoktur. Gençlik Meclisimiz ve bütün HDP'liler işte bu süreçte bütün bunları göze alarak Türkiye'nin her yerine yardım elini uzatmalıdır. Yardım elimiz tüm Türkiye'yi sarmalıdır. Evet bugünleri dayanışma ve bütünleşme ile aşmanın büyük özlemini duyduğumuz büyük barışa vesile olacağı inancıyla tüm halkımızı bir kez daha bu koronavirüs belasından koruyabilmek ve onların sağlığına kavuşabilmesi için gerekli önlemleri alabilmek adına Halkların Demokratik Partisi olarak her türlü görevi sorumlulukla aldığımızı bir kez daha belirtmek isterim. Evet sevgili halkımız sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. O yüzden hepimiz sağlığımıza dikkat edelim. Sağlıklı günler bizleri bekliyor diyelim ve hepinizi özlemle, sevgiyle kucaklıyorum diyorum.